Mutlu günler efendim. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında Spor Ajansı ile karşınızdayız yaklaşık 2 saat boyunca. Gündeme dair tüm gelişmeleri bu programda yorumcularımızla birlikte konuşacağız ve sizlere son gelişmeleri aktaracağız. Taner Karaman bizimle birlikte. Hoş geldin Taner. Hoş bulduk Ceyda. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Kartal Yiğit bizimle birlikte. Hoş geldiniz Kartal Yiğit. Hoş bulduk Ceyda. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Haftayı çok güzel şekilde noktalıyoruz. Tabii lig başlıyor ama noktalıyoruz derken ben Avrupa maçlarını kastediyorum. 4 takımımız da 3 puanla galip gelerek ilk haftayı tamamladı. Darısı ikinci haftanın başına diyelim ama keyifli bir hafta oluyor bizim için Taner. Şöyle 3 hafta önceki maçlar 2 galibiyet 2 beraberlik. Geçtiğimiz hafta 4 galibiyet. Bu hafta 4 galibiyet, toplamda 10 galibiyet, 2 beraberlik. Mükemmel bir tablo. Yani 12 maçta çıkarttığımız bu tabloyla bu sezon İzlanda sonrasında ülke puanında en fazla puan toplayan ülke biziz. Son 2 sezonu toplamına baktığımız zaman İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika sonrasında 7. sırada geliyoruz. Yani bu gidişat güzel bir gidişat. Evet. Playoff'ların, konferans liginin böyle fırsatını iyi değerlendiren bir ülke durumundayız. O yüzden de bugünlerde ne toplarsak bizim için kârdır ve bunun istikrarlı bir şekilde devam edeceği kanısındayım. Çünkü dün oynanan futbollara baktığımız zaman hem Adana Demirspor mükemmel bir oyun ortaya koyuyor, hem Beşiktaş keza aynı şekilde. Fenerbahçe'de kadrosu biraz daha oturduğu zaman muhtemelen oyunları daha hızlı kopartan daha iyi bir takım haline de gelecek gibi gözüküyor. Galatasaray'da zaten malum iyi bir avantajla evinde oynayacak. İlk 10'da olmamız lazım ülke puanında. Evet. Ve ilk 10'da olduğumuz zaman bu sefer Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderiyoruz ve şampiyon olan takımımız için hani bugün TL bazlı şampiyonluk primleri belki birçok takım der ki ya bu para bizim için çok büyük bir anlam ifade etmiyor diyebilir ama eğer şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan giderse bu sefer şampiyon olmanın getirisi yaklaşık 30 milyon euro daha eklenecek buna. 15 milyon euro ayak bastı parası artı yayın geliri ki o dönem geldiği zaman bunlara da zam muhtemelen geleceği için takribi bir 40 milyon euroluk bir şampiyonluk anlamına gelecek. Sadece ligde şampiyon olmanın getirisi. O yüzden bugünlerimizi önemsememiz lazım. Bugünlerimizi önemsersek eğer ki bu ne anlama geliyor? Adana Demirspor mükemmel bir avantajla deplasmana gidecek. Aynı oyunu oynayıp kazanmaya çalışması lazım. Ya da Galatasaray 3 gollü bir avantajla İstanbul'da oynayacak. Mutlaka kazanmak için ve ülke puanını düşünerek yani beraberlik zaten bana yetiyor. Biraz sakin oynayayım değil de maçı kopartan bir oyun ortaya koyması lazım. Keza Beşiktaş'ta. Umarım bu gidişat devam eder ve daha iyi yerlere geliriz. Kartal Yiğit, 4'te 4 yaptığımız evet. bir hafta. İkinci haftada aynı performansı bekliyoruz yine takımlarımızdan. Neden olmasın? Çok rahat galibiyetler aldılar 4 takımımızda. Sizin 4'te 4 yapmamızla ilgili yorumunuzu da rica ederim. Taner de söyledi. Bence hakikaten Türk futbolu adına muhteşem bir hafta geçirdik. Yani hem oynanan oyunlar, oyunlardan da ziyade tabii alınan sonuçlar. Özellikle ben Adana Demirspor'u kutlamak istiyorum. Yani muazzam bir sonuç aldılar. Evet. Ve oynadıkları da takım o kadar da hafife alınacak bir takım değildi. Yani Hırvatistan Ligi'nin ikinci sırasında olan, yani ben diğer rakiplere baktığım zaman daha önde görüyordum. İlk kuruş maçında da öyleydi. Yani çok güzel bir oyuna galip gelmişlerdi. Burada da farklı bir galibiyet aldılar. Müthiş bir atmosferde. Onları ayrı kutlamak istiyorum. Çünkü yıllarca büyüklere alıştığımız Avrupa ortamında Adana Demirspor gibi Anadolu takımının buralarda olması ve üstüne üstlük iyi oyunlar oynayıp farklı sonuçlar alması hepimizi gururlandırıyor. Evet, Türkiye'miz adına hakikaten ben güzel gece olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş sıralamaya üstüne çıkmaya başladık. Bunun devamını bekliyorum. Çok önemli Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmek. Çünkü şampiyon oluyorsunuz işte Galatasaray bunu yaşadı. Şampiyonluğun açıkçası çok bir kıymeti olmuyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemiyorsunuz. Evet Türkiye'de belki hanenize şampiyonluk yazıyor ama Şampiyonlar Ligi gibi şampiyon olan bir takımın elemeler oynaması benim garibime gidiyor. İnşallah önümüzdeki seneden itibaren bunu bertaraf etmiş oluruz. O nedenle ben çok değerli buluyorum. Tabii şimdi buradaki sonuçlara baktığımız zaman oynanan rakipler de bizim ayarımızda değildi. O da bir gerçek. Özellikle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin bu turları rahat geçeceğini zaten konuşuyorduk. Bundan sonrasına bakmalıyız. Yavaş yavaş rakipler ciddileşiyor.
İşte Galatasaray gruplara kalma adına çok büyük engelleri aştı. Az kaldı. İnşallah o gruplara da girdikten sonra ben takımlarımızın bundan sonraki hedefinin gruplardan çıkıp daha da bir üst seviyeye gelmek olduğunu düşünüyorum. Bunun için de her şeyi yapacaklarını tahmin edebiliriz şimdiden. Şimdi karşılaşmaları tek tek konuşacağız. Bu arada Adana Demirspor'un özellikle performansını detaylandırırız. Altını çizdi bir giriş yaptı ama ben de ekleyeyim, gerçekten muhteşem taraftar önünde. Yönetimiyle, teknik adam Kluivert, teknik heyet, futbolcular bize bu maceraya başladıkları günden beri çok iyi futbolu izletiyorlar. Ben de bir futbol sever olarak teşekkür ediyorum Adana Demirspor'a. Detaylandıracağız, o karşılaşmayı da izleyeceğiz. Ama şimdi önce bir dün akşama gidelim. Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçı da Fenerbahçe Kadıköy'de Maribor'u 3-1 yendi. Rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Özet görüntü ekranına geliyor. 3-1'lik galibiyet temsilcimiz Fenerbahçe'den taraftarı önünde özellikle ikinci yarıda bulduğu gollerle birlikte Fenerbahçe ikinci maç öncesi tur için büyük bir avantaj yakaladı diyebiliriz Taner. Yani oyuna üstünlük koyan bir futbol, öyle bakmak lazım. Fenerbahçe şimdi böyle maçları kazanıyorsunuz ama nasıl kazandığınız da önemli. Tabii. Fenerbahçe bu üstünlüğünü sahaya yansıttı. Topa çok hakim, çok doğru oynayan ve hem Zimbru karşılaşmalarını hem de hazırlık maçlarını büyük bir bölümde bize gösterdiği o oyun alışkanlığı sanki uzun yıllardır varmışçasına bu takım yeni kurulmuş olmasına rağmen o tempoyu yakalayabildi. Bu güzel bir şey ve Maribor Zimbru'dan çok daha güçlü bir takım. Onu söylemek lazım ve Zimbru maçlarını ben A-Spor ekranlarında bahsetmiştim. Yani çok referans alamıyorum demiştim. Ama Maribor maçı referans alınması gereken bir karşılaşmadır ve Fenerbahçe bu maçta büyük bir bölüm isabetli 20 şut, %90'lık bir pas başarı yüzdesi, her 10 pasının 9'unu doğru yere gönderen, hücumda da etkili olan ve son dakikadaki Tadic'in golü bence tabii ki de deplasmana tek farkla gitmektense iki farkla gitmek çok daha önemli olduğu için çok kıymetli ve Fenerbahçe doğru oyunu oynuyor. İrfan'ın çıkması, daha doğrusu King'in yerine oyuna giren Szymański'nin iki asisti derken de orada da şuna bakmak lazım. Fenerbahçe'nin kadro yapılanmasında joker oyuncu dediğimiz oyuncuların sayısı bayağı arttı. Yani bu da İsmail Kartal'ın elini şöyle güçlendirecek. Oyun içerisinde ya da sezon içerisinde bu takım bu gidişle bir 60 maçı görecek gibi gözüküyor. Ve yaş ortalaması bazı oyuncuların çok yüksek, bazı grubun. Onların yerine girecek, farklı mevkilerde oynayabilen oyuncular çok önemli. Ve bu maç bize ikinci yarıda özellikle bunu gösterdi. Bazı oyuncuların ısırtılarına bakıyorsunuz. Adam bir sağda, bir solda, bir geride. Çok farklı yerlerde oynayan oyuncular var. Tek bir bölgenin adamı diye adlandırabileceğiniz oyuncu sayısı çok az. Bu da tabii oyunun hep böyle tempo ile gitmesini sağlıyor Fenerbahçe'de. Şimdi Kartal Yiğit, Fenerbahçe özellikle bu yaz döneminde yapmış olduğu transferlerle de oldukça konuşuluyor. Ki yeni transferlerin skora katkısı, oyuna katkısı, yeni sezon için taraftarı da çok olumlu sinyal veriyor. Taraftar hakikaten çok, dün baktım, çok heyecanlı, sahadaki oyuncu gibi istekli ve takımını ateşleyen bir konumdaydı. Tabii ki yani Fenerbahçe sezon başlangıçlarını hep iyi yapıyor. Bu sene de bence iyi yaptı. Doğal olarak sonunu getirmek çok daha önemli ama Fenerbahçe'de sanki bu sene böyle heyecanı daha da fazla görebileceğizmiş gibi geliyor bana. Şimdi dünkü maça baktığımız zaman kadro kalitesinin ve derinliğinin ne kadar önemli olduğunu gördük. İlk yarı biraz sıkıntılı. Yine de genel anlamda oyunun genel hakimiyeti Fenerbahçe'deydi. Domine eden taraf Fenerbahçe'ydi. Pas üstünlüğü, her şey her bakımda Fenerbahçe'deydi ama biraz daha çok skoru korumaya gelen, savunma yapmaya gelen bir Maribor olduğu için biraz zorlandılar ilk yarı, ilk 45 dakika. Daha sonra İsmail Hoca'nın yerinde değişiklikleriyle zaten tamamen kilidi açarak işi bitirdiler. Özellikle Kent, Szymański'nin ikisinin girişinden sonra Fenerbahçe canlandı. Orada bazı oynamalar da yaptı İsmail Hoca. Tadic kenardaydı. Bu sefer ortadaydı. Gerçek yerine kenara doğru attı, sol kenara. Ve kendini buldu oyuncu. Ve Fenerbahçe'nin atakları da buradan daha çok sıklaştı. Bazı oyuncuların öne çıktığı bir karşılaşma oldu. Özellikle mesela zaman zaman geçtiğimiz sene çok eleştirilen İrfan Can bence çok iyiydi. Belki de Fenerbahçe'nin en iyisiydi. Sonradan girmesine rağmen geçen maç bir uyum sorunu ve hazır olmama sorunu olduğunu gördüğüm
Szymański hakikaten maçı çeviren adamdı. Kent bence çok iyi bir sağ kenar oyuncusu. Fenerbahçe özellikle İsmail Hoca çok daha fazla yararlanmalı diye düşünüyorum. Yani Kent varken fazla bir maceraya da gerek yok. Yani o tarafa bir transfer yapmaya da gerek olmadığını düşünenlerdenim. Hakikaten topla iyi dribling yapan, içerilere kat etmesini bilen bir oyuncu. Girenlerin çok fazla katkı sağladığı bir maç oldu. Yani belki de biraz zora girmişti karşılaşma. Tribünlerde ilk yarının sonlarına doğru biraz böyle bir panik, tedirginlik sanki varmış gibi geldi bana. Ama daha sonrasında ikinci yarıdaki değişiklikler, oyun kurgusu, net bir skor almasına neden oldu Fenerbahçe'nin. Evet bir gol yediler ama yine savunmanın bir hatası, yani hem orta saha hem savunmanın hatasıyla bir gol yediler ama ben o gole çok fazla takılmıyorum. Fenerbahçe bu turu bence orada da rahat bir şekilde kazanarak geçecektir. Ama ilk yarıda biraz orta sahada problem varmış gibi geldi bana. Çok kolay geçildi bazı pozisyonlarda. Rakip çok rahat geçti. Ama daha sonrası özellikle İsmail Yüksek'in de bence iyi oynamasıyla bunu da bu sorunu da çözmüş oldular. Yani şu an itibariyle baktığımız zaman Fenerbahçe için bence işler iyi gidiyor. Henüz erken bazı şeyleri konuşmak için. Lig bir başlasın, ligde de göreceğiz. Avrupa kupalarındaki rakipler bütün özellikle 3 büyük için konuşuyorum. Kendi ayarlarında olmayan rakipler. Buradaki alınan skorlar, oyun bence çok fazla ölçü değil. Hem lig için hem bundan sonraki Avrupa süreci için. Esas olay bundan sonra başlıyor. Ama Fenerbahçe'nin hakikaten bu sezon tıpkı Galatasaray'da olduğu gibi derin, kaliteli bir kadrosu var. Kulübesi çok iyi. Kulübenin neler yapabileceğini dünkü maçta gördük. O yüzden şu an itibariyle bence tribünlerde bu olumlu gidişe ayak uydurmuş gibi geliyor. Peki o zaman bir karşılaşma sonrasına gidelim. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor galibiyetini bakalım nasıl değerlendirdi? Evet, İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekilde. İlk 15-20 dakika istediklerimizi çok sahaya yansıtamadık. Bizim de az önce belirttiğimiz gibi ikinci yarıda maça etkili başladı ve golleri buldu Fenerbahçe. Ve Kartal Yiğit'in de özür diliyorum. Az önce belirttiği gibi yedek kulübesinden katkı almayı da bildik ki yedek kulübesine bulguyu İsmail Hoca da yaptı. Yani yedek kulübesi önemli çünkü az önce ben de bahsederken çok büyük bir periyottan bahsettiğimiz için bu periyot içerisinde mutlaka kulübeye ihtiyacınız olacak ama ben Fenerbahçe'nin burada maçı kazandıran unsurun özünde orta sahası olduğunu düşünüyorum ve yerlileri. Yani bu karşılaşmada Ferdi, İsmail Yüksek ve İrfan Can 24'te 21 ikili mücadele kazandılar. Yani orta sahanın birisi işte biraz daha sağda, biri merkezde, diğer taraf solda derken böyle o üçlü periyot 24 ikili mücadele sadece üçünü kaybetti. Büyük bir kazanım oranı ve oradaki fiziksel güç Fenerbahçe'ye çok fazla hücum şansı tanıdı. Ve zaten İsmail Hoca da İsmail Yüksek'e bir açıklama, yani açıklamasında birazcık bahsetti. Çok önemli bir performans. Yani Fenerbahçe dün akşam benim gözlemlediğim kadarıyla evet golü Tadic'tir vesairedir, Szymański'nin asistleridir ama galibiyeti getiren Fenerbahçe'nin 3 yerlisi oldu. Ferdi, doğru. İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci. Doğru. İrfan Can Kahveci'ye ayrı bir parantez açalım. İrfan Can Kahveci özellikle geçen sezonda çok eleştirildi. Bu sezonda transferler yapıldı. İrfan Can Kahveci'nin bu kadrodaki yeri ne olur yorumları da hep yapıldı. Yapılan transferlerle birlikte acaba geri planda kalır mı? Ama İrfan Can Kahveci de kolay kolay formayı bırakmayacak gibi görünüyor. Evet yeni transferler yapılmış olabilir ama ben bu takımın en önemli parçalarından biriyim mesajını verdi sanki dün akşam. Yani rekabet bazı insanların performansını arttırır, bazılarını ise ben zaten bu rekabeti kazanamam deyip geri yatar. İrfan bu rekabeti daha önce birçok kez kazandı. Yani bu çok ciddi takımlarda işte Medipol Başakşehir'den tutun da çok önemli takımlarda önemli performanslar. Yani geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe kadrosu da azımsanmayacak kadar iyiydi. Ve İrfan oradan da formayı aldı. Şimdi burada da yine rekabet içinde olduğu çok önemli isimler var ve bu rekabeti kazanacak mı göreceğiz. Ama artı 3 kuralında eğer Fenerbahçe Livakovic hamlesini gerçekleştirirse zaten orta alanda mutlaka İrfan'a ihtiyaç duyacaklar. Ha, olmazsa eğer Altay'ın kalede olduğu, Mert Müldür'ün savunmada olduğu o ikili de Ferdi'nin de olacağı için
o üçlüyü bir şekilde tamamlayacaklardır. Ama zaten kaleyi yabancılaştırırlarsa İrfan bu performansıyla doğrudan formayı alacaktır. Ben de katılıyorum. Yani artı 3 olsa da olmasa da İrfan Can'ın önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe için. Ya geçtiğimiz sezon Jesus'la o yerini yadırgamıştı. Yani kenarda oynattı onu. Sağ kenarda oynattı çoğu maçta. Belki dün de öyle başladı ama o verimi verememişti. Havayı da verememişti. Hoca ile birlikte bir uyum sorunu yaşadı. Ama dünkü maça baktığımız zaman İsmail Hoca'nın gelişiyle de bence bazı değişiklikler olmuş İrfan adına. Bir kere çok yetenekli bir oyuncu. Yani o yeteneğini nerede oynarsa oynasın sahaya yansıtabilme potansiyeli çok yüksek. Ama tabii ki gerçek yeri o kenar değil. Ortada olduğu zaman neler yapabileceğini biliyoruz. Dün de attığı o savunma arkasına attığı toplarla özellikle yine kendi kendine tarz has özelliklerini bu şekilde yansıtınca fark yarattığını gösterdi bizlere. Hı hı. Mesela Ceko'ya attığı bir iki top vardı, değerlendiremedi. Maçın önemli adamlarından biriydi. Ben İsmail Hoca'nın İrfan Can'ı bu sene fazlasıyla kullanacağını düşünüyorum. Hele hele bir de yabancı kaleci gelirse zaten mecbur. Çünkü fazla bir alternatifiniz yok elinizde. Orta sahayı İrfan Can'la şekillendirecektir. Genel anlamda evet İrfan Can, nasıl İsmail Yüksek maçın en önemli adamlarından birisi, İrfan Can da bence maçın en önemli isimlerinden biriydi. Mesela bir eleştirebileceğimiz Zayt'ı ben çok beğenmedim. Yani tempo biraz düşüktü. O tempoyu yapamadı. Zaten yerde almadı daha sonra. Çıkardı hoca. O anlamda bazı eksiklikler vardı orta sahada ama İrfan Can'ın performansı hakikaten kayda değerdi yani. Bir de Szymański'nin açıklamalarına bakalım şimdi. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Szymański karşılaşma sonrası burada başarılı olarak Fenerbahçe tarihine geçmek istiyorum ifadelerini kullandı. İzleyelim. Evet, Szymański'nin açıklamaları da bu şekilde. Fenerbahçe yaz transfer döneminde özellikle hücum hattına dönük orta sahayı güçlendirme adına önemli takviyeler yaptı. Dün bu arada bir yeni transfer Bekao da yine gole imza attı. Bekao yeni stoperi Fenerbahçe'nin ve değişmez ismi olacak gibi görünüyor şu an için stoper hattının Bekao. Ve Szymański'nin açıklamaları da yeni transferlerinden bu geride bıraktığımız 3 resmi maçta görmek istediğim performansı gördün mü Taner? Gördüm. Yani Szymański'de, Tadic'de, King'de, Dzeko'da, baktığımda Bakao'da hepsini alt alta yazdığımız zaman hani şu adam olmadı diyemiyorum. İsmail Hoca bir şekilde performans aldı. Fenerbahçe'nin bir de şunu düşünmemiz lazım. Bu oyuncuların neredeyse tamamı oynayan oyunculardı. Yani kadrolarında süre almayan, takımlarında süre almayan, süre alamadığı için transfer teklifine sıcak bakıp gelen oyuncular değil. Fenerbahçe'nin cazip fiyat teklifleri sonrasında takımlarından gelen oyuncular. Örneğin Tadic. Son 4-5 sezonunda çift tane rakamlarda gol asist yapmış bir oyuncuyu getiriyorsunuz buraya. Bekao keza aynı şekilde. O yüzden ben bugünkü tabloda Fenerbahçe'nin bu oyuncu istikrarını sağlayacağı kanısındayım. Bekao da değişmezler arasına girer. Umarım bir sakatlık durumu yaşamaz. Yaşamadığı sürece de İsmail Hoca'nın tahtta ilk yazdığı isimlerden bir tanesi olur. Szymański konusunda da yani yedek başladı. Belki de fiziksel durumu, belki de İrfan ya da diğer oyuncular. Orta sahada onun oynayabileceği bölgelerdeki, çünkü 3 bölgede de oynayabilen bir isim olduğu için daha formdaydı olabilir. Bazı oyuncular geç form tutar ama Fenerbahçe'nin benim gözlemlediğim kadarıyla ve geçtiğimiz sezon performanslarına da baktığım zaman sezona damga vuracak isimlerinde böyle 3'e falan oynar gibi gözüküyor. Boyunca. Peki Kartal Yiğit, sizden de hemen bir yorum alayım. Sonrasında takviye yapması beklenen bölgelerle ilgili de sohbetimize devam edelim Fenerbahçe'de. Şimdi Dzeko ile Tadic'i ayrı yere koyuyorum. Çünkü onlar hakikaten hem rüştlerini ispat etmişler hem de çok meziyeti olan oyuncular. Onlar kötü de oynasa bir şey fark etmez. Çünkü neler yapabileceğini herkes biliyor. Onun dışında Fenerbahçe'nin bu sezonki transferlerine baktığımız zaman Szymański, İşte Kent, Bekao, dün bunları gördük. Hepsinin bir şeyler yapmanın ötesinde çok daha fazla şeyler verebilecek oyuncular olduğunu gördük. Mesela Zimbru maçlarında Szymański'nin ben hazır olduğunu görmemişim. Yani fiziksel olarak sorunu vardı. Büyük ihtimal İsmail Hoca da dünkü maçta
O yüzden kenarda oturttu ve sonrasından oyuna dahil oldu. Yani fiziki anlamda bir hala bir problemi var ama bu problemi aştığı takdirde tekniğiyle fiziğini birleştirdiği zaman Fenerbahçe'nin orta sahasının en önemli oyuncularından olacağını düşünüyorum ben. Bunu gösterdi bizlere dün. Onun dışında Bekao zaten ismi olan bir oyuncuydu. Hı hı. İtalya Serie A'dan gelip o bölgelerde özellikle İtalya'da oynayan stoperlerin zaten kalitesini biliyoruz. Fenerbahçe sanki bu sezon arada o stoperi bulmuş gibi geliyor bana. Bunu Bekao ile sonlandıracak. Yani orada geçtiğimiz sezon belki şampiyonluğa mal olacak stoper krizini bu sezon özellikle Bekao'yla yanında Jiku'yla sanki çözmüş gibi geliyor. Diğer anlamları yapılan transferlerin şu anki görüntüleri evet bazı eksiklikler olmasına rağmen tutmuş gözüküyor. Dediğim gibi Tadic ve Dzeko'yu ayrı yere koyuyorum. Onlar daha farklı kategoride. Tabii Fred'in adı Galatasaray'la da geçiyordu. Fenerbahçe ile yine bir transfer de daha karşı karşıya geldi Galatasaray. Bu sezon oldukça sık görüyoruz bu evet. Transfer sezonunda bu durumu. Ve Fenerbahçe oldukça yakın gibi görünüyor. Şöyle aslında Fred durumunu şöyle özetleyeyim. Galatasaray ilk olarak Paredes transferini yapmaya çalışırken ve Paredes'in de ısrarla majör liglerden birinde hedef bir takıma gitme konusunda ısrarla beklentisi olmasından dolayı Fener Galatasaray bir süre sonra Paredes'i B planına çekip hatta Sabitzer konusu bir ara Galatasaray'da gündeme gelmişti. Sonra Fred'i gündemine aldı. Dedi ki Paredes'i bu kadar daha fazla bekleyemeyiz. Avrupa maçlarımız var. Biz Fred'e dönüyoruz dediler. Sonra Fred süreci başlarken Galatasaray'da bu sefer Paredes teklif alamayınca istediği teklifi Galatasaray'a menajerler üstünden gelerek ben gelebilirim mesajını Paredes iletiyor. Ve Galatasaray tekrardan Paredes'i A planına çekiyor. Bu sırada tabii Fred konusunda da Galatasaray Manchester United'la menajerlerle bir temas kuruluyor. Ama hem Fred hem Paredes ikilisiyle yürüyen süreçte Paredes ilk plan, Fred B planıydı. Şimdi diğer taraftan Fenerbahçe şu anda çok önemli bir oyuncu transfer etti. Yani bunu kabul etmek lazım. Oyuncunun kariyer rakamlarına baktığımız zaman birincisi Brezilya amili takımına 2014'ten bu tarafa seçilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani hakikaten de Brezilya amili takımda oynamış, daha geçmiş maçları var. 408 tane kariyer maçında ortalama 5 maçta bir skora katkı yapan bir oyuncu. Sadece merkez orta saha değil 10 numarada da oynadığı maçlar var. Stoperde de oynadığı maçlar. Yani olayın iki yönünde de süre almış bir isimden bahsediyoruz. O yüzden İsmail Hoca maç son açıklamasında bahsetti. İsmail Yüksek'in performansından bahsederken bir taraftan da biz hani yoğun bir tempoya gireceğiz. Bu bölgeleri daha da alternatifleştirmemiz lazım derken muhtemelen Fred transferini aslında açıkladı orada hoca. Üstü kapalı bir şekilde ve Fred gelecek. Orada İsmail'i mi keser, yanındaki ismi mi keser, arkadan birilerini zaman zaman plaseler mi ön tarafa mı atılır ama dört mevkiyi de jokerleyebilecek bir oyuncu alıyor şu anda Fenerbahçe. Maliyetli mi? Maliyetli. Ama bu maliyeti Fenerbahçe çıkartır mı kısmına da bakmamız lazım. Çünkü bu iş biraz da ticarete giriyor ve Fred'in performansına baktığımız zaman oyuncu 30 yaşında. 93 doğumlu. 30 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Hadi 31 diyelim. 31'e girecek. Ama hala da United'la böylesine bir kariyer. Sonrasında Fenerbahçe'de geçebileceği ortalama bir sezon sonrasında Fenerbahçe bu sezon 50 milyon euroluk bir satış yaptı. Emin olun sattığı oyuncuların büyük bir bölümü Fred kadar kariyere de sahip değil. Yani Fenerbahçe bu satış yeteneğiyle Fred'den 10 milyon euroluk bir muhtemel bir bonservis rakamı, oyuncu ya da muhtemelen bir 4-5 milyon euro civarında yıllık bir maliyet, 15 milyon euroluk bir maliyet var. 2 sezona vurduğumuz zaman 20 milyon euro, Fenerbahçe Fred'i 2 yılda muhtemel 20 milyon euro üstü bir rakama satar. Hem değerlendirir, performans alır, hem de ikinci yılın sonunda bir 20 milyon euro civarında bir parayla minimum satar ve üstüne de kar eder gibi gözüküyor. Şey olur mu Taner, yani şey anlamında soracağım. Şimdi 30 yaşında, 32 yaş oldum. Yani hı hı. Avrupa'da sence şey bulur mu yoksa Arap ülkelerine mi gider? Abi biraz da Arap ülkesi. Değil mi? Yani Avrupa'da bilmiyorum bu saatten sonra. Ya şöyle, Avrupa'da Fenerbahçe'nin istediği rakamları bulamaz gibi gözüküyor. Yani Fenerbahçe ne isteyecek bu oyuncudan? Ben bu kadar para verdim. Hani bunu karşılayayım, bir zarar etmeyeyim'e bakacak. Fred'i muhtemelen Avrupa'da bazı kulüpler ister. Ama ne isterler? Tekhaneli basamaklarda bir bonservisi muhtemelen isterler. Ama Arap Yarımadası, özellikle Suudi Arabistan Dünya Kupası'nı almak istiyor. Dünya Kupası'nı almak istediği için onlar bu 20 milyar euroluk bir yatırım politikasını önümüzdeki 4-5 sezon boyunca uygulayacaklar. Yani orada bu kervan dönecek.
sürekli olarak. O paralar aktarılacak. Fenerbahçe de bu pastadan muhtemelen almak için en azından bu tarz oyuncuları kadrosuna katıyor olabilir. Evet. Peki yine dün akşama gidelim. Sonrasında ikinci saatimizde lige dönük yorumlarda bulunacağız yine takımlarımıza dair. Dün akşam bir diğer karşılaşmada temsilcimiz Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş Nefçi Bakü 3-1 mağlup etti. Özet görüntüyü izleyelim. Evet, Beşiktaş Nefçi deplasmanından galibiyetle döndü Kartallı Yiğit. İkinci karşılaşma öncesi de bir avantaj sağladı, ciddi bir avantaj. Güzel de futbolla, göze evet. Hoş gelen futbolla. Performans anlamında da rakibinden daha üstün bir şekilde karşılaşmayı tamamladı. Şimdi tabii Beşiktaş'ın Nefçi'yi rahat geçeceğini hemen hemen herkes tahmin ediyordu. İlk maçta bence turu geçme adına işi bitirdiler. Ama bu galibiyetten öte özellikle Salih'in, Abu Bakar'ın yıldızlaştığı bir maç oldu. Yani Salih'in maçın adamı olduğu, her yerde Salih vardı. Yani o Abu Bakar'a attığı sakin, telaşsız ara pas, ardından Muleka'nın öyle keza golündeki asisti. İnanılmaz bir Salih performansı izledik. Yani bir resital sundu adeta. Sezon başından beri çok iyi oynayan bir Salih var. Abu Bakar'la birlikte. Abu Bakar'ın attığı gol de yani inanılmaz bir santrafor becerisi, başarısı. Çok çok klas. Yani sezona bu şekilde başlaması Beşiktaş'ın en büyük avantajı şu an. Yani transferlerin gecikmesi, o kadar dezavantaj varken Abu Bakar'ın, Salih'in bu derece iyi oynamaları da Beşiktaş açısından çok önemli bir avantaj olarak görüyorum ben. Maçın genelinde tamamen hakimiyet Beşiktaş'taydı. Yani doğal olarak kalitesini gösterdi. Yani kalite farkının ne derece önemli olduğunu, nasıl Fenerbahçe'nin aynı şekilde sahaya yansıttığını söylediysek, Nefçi maçında da Beşiktaş'ın kalite anlamında Nefçi'den çok çok üstün olduğunu gördük. Aslında rakip sert bir oyunla başladı karşılaşmaya. Yani daha çok kapanarak kontrolarla Beşiktaş önünde şans bulmak istedi. Çok bulamadı ilk 45 dakikada. Zaten Beşiktaş buna fırsat vermedi. Bakıldığı zaman orta sahada Salih'in, Amir'in, Getson'un üstün oyunları Nefçi'ye bu fırsatı da daha doğrusu tanımadı. İleride Abu Bakar'ın üstün başarısı, Onur'un kenarlarda, sağ kenarda içeriye kat edişleri, bindirmeleri Beşiktaş'ın hep artılarıydı. Artıları olarak göze çarptı. Yalnız şöyle bir şey var. Yaklaşık işte 70-80 dakika Beşiktaş'ın hemen hemen neredeyse tek kale oynadığını söyleyebiliriz. Ama 77. dakikadaki değişikliklerden sonra işte Salih, Amir, Abu Bakır'ın aynı anda çıkmasından sonra Nefçi canlandı. Golü buldu. Bence Nefçi'nin en iyi oyuncusu LeBron'du. İyi bir oyuncu hakikaten. Ben buradan transfer yapacağını düşünüyorum. Tek başına Beşiktaş karşısında zaman zaman zor anlar yaşattı siyah beyaz takımı. Ama 77'den sonra Nefçi o orta saha düzeninin değişmesiyle özellikle Salih Amir'in çıkmasından sonra o orta sahadaki direnç kırılınca Nefçi inanılmaz bir cesaretlendi. Golü buldu, ardından golleri kaçırdı. Yani futbolda laubaliliğin, laubaliliğe yer olmadığını biz dünkü maçta gördük. Rakibin Nefçi'de olsa iyi giden bir çark bozulduğu zaman sorunlar yaşanabileceğini gördük. Yani o bir direkten dönen top var. Bir pozisyon daha var. Yani belki de berabere kalabilirdi Beşiktaş. Çok çok farklı kazanacağı maçı berabere de bitebilirdi. Buradan Şenol Hoca'nın da bilmiyorum yani çok anlam veremedim ben. Niye bir anda bu üç değişikliği yapıverdi? Yani 77 olmuş evet yapabilirsin. Ne bileyim Amir'i çıkarabilirsin. Daha sonra Salih'i. Yani yavaş yavaş da yapabilirdi. Acaba çok mu güvendi? Bu saatten sonra biz tehlike görmeyiz. Gol yemeyiz. Takımına o anla çok mu güvendi? Başka bir düşüncesi mi vardı merak ediyorum. Yani bir anlam veremedim ben bir anda 3 değişiklik yapmanın. O 3 değişiklikten sonra Beşiktaş son 15-20 dakika çok sıkıntı çekti yani. Kalesinde pozisyon üstüne pozisyon verdi.
Bunu ben anlamış değilim ama motivasyon kaybıydı. Yani o oyuncuların da çıkması diğer oyuncuları da etkiledi sahada. Nasıl olsa bu iş bitti, biz maçı aldık havasına girdi bütün takım. Ama öyle olmadığını gördük. Yani kendi ayağınızda olmayan bir takıma karşı son 15-20 dakika birçok pozisyon verdiniz, gol yediniz. Yani futbol bu, neyin ne olacağı belli olmaz. Berabere bile kalabilirdi Beşiktaş ama yapmadı. Bunu ben sadece motive eksikliğine bağlıyorum. Genel anlamda Beşiktaş'ın çok iyi olduğu, Abubakar'la Salih'in yıldızlaştığı Beşiktaş adına muhteşem bir maçtı. Evet, bu tür rakipler kağıt üzerinde belki kolay gözükebiliyor ama sahaya çıktığında öyle değil. Çünkü rakip kendini göstermek istiyor, mücadele ediyor, zaman zaman sertliğe başvuruyor, sakatlıklar yaşanabilir. Bu da olmaması Beşiktaş adına şanstı. Yalnız şunu söyleyebilirim. Dünkü maç bize şunu gösterdi. Beşiktaş'ın 11'e 2 tane üst düzey oyuncu, kulübeye de en az 3 tane üst düzey oyuncu almasının şart olduğunu gösterdi. Çünkü Fenerbahçe'ye bakıyoruz, Galatasaray'a bakıyoruz. Kenardan hamle yapıldığı zaman maçı çevirecek oyuncular var. Beşiktaş'ta maalesef maçı çevirecek oyuncu yok. Bu çok büyük sıkıntı. Şenol Hoca da bunu dile getiriyor. Şimdi bazı buraya gelmeden önce ve dün gece özellikle çok mesaj vardı. Bana da mesajlar geldi. Şenol Hoca acaba yaptığı bu 3 değişiklikle yönetime mesaj mı verdi şeklinde. Bakın ben bu 3 oyuncuyu, önemli oyuncuyu alırsam takım geriye gidiyor. Bana acilen takviye yapın mesajı mı verdi şeklinde mailler ve işte mesajlar, Twitter mesajları aldım. Yani bilmiyorum, yani enteresan geldi bana. Onun dışında acilen hakikaten Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı var. Mesela ayrıca şunu da söyleyeyim bir eksiklik olarak. Hala zaten Rebic fizik olarak hazır değil. Bunu Şenol Hoca da söyledi. Onana'da da ben bir şey göremiyorum açıkçası. Yani Onana bonservisiyle alınmış bir oyuncu. Acaba böyle mi olacak? Böyle olacağını sanmıyorum. Ben üstüne kate koyacaktır. Ama fiziki olarak geride bir Onana var. Amarty dün inanılmaz bir hata yaptı golde, rakibin golünde. Yani Amarty ayarında tecrübeli bir oyuncunun o hatayı yapmaması lazımdı. Resmen rakibe, LeBron'a golü hediye etti. Yani Beşiktaş için iyi bir geceydi. Güzel sinyaller aldık ama olumsuzluklar da var açıkçası, onu da söyleyelim. Peki hepsini konuşacağız. Hemen Taner'e de bir sorayım. Tabii. Bir giriş yapalım Taner. Beşiktaş 3-0'lık bir galibiyet aldı. Detaylandıracağız tabii. Sen nasıl değerlendirirsin? Yani Beşiktaş'ın tek eksik gördüğüm, evet, eksik gördüğüm tek noktası fiziksel kapasite anlamında Nefçi'nin gerisinde kaldılar. Yani birebirlerde Nefçi çok ciddi bir üstünlük sağladı ve bu da zaten Şenol Hoca'nın da birçok kez bahsettiği fiziksel durumla ilgili bir işaretti. Ama ben hani Kartal Yiğit'e katılmadığım nokta şu. Şimdi oyunu kopartmışsınız dakika 62. Fiziken de hocanız, fiziken çok iyi olmadığınızın farkındaysa artık orada işte potansiyel fiziki problemi olan oyuncuları kenara da almanız lazım. Bu Salih Uçan mıydı, başka isim miydi bilmiyoruz. Ama işin finalinde Amir, Abubakar, Salih ve Umut Meraş 64'ten sonra oyundan çıktı. 3-0 yakaladıktan sonra. Hani hoca biraz şunu da düşünmek zorunda. Evet, oyunun kalitesi, maçı şimdi 3-0'dan maçı 3-1, 3-2. Çok riskli sonuç tabii 3-2 ile dönmekti ama hoca şunu da düşünüyor. Abubakar'ı 6 ay kaybedebilirsin. Tabii. Adam sakatlanır, kapasite overdose olur. Yani tabiri caizse oyun içerisinde kaybedersin. Ön çapraz bağ kopar. Bu mudur riske atılması gereken, yoksa oyun mudur? Oyun riske atılır, oyuncu değil. Yani oyuncuyu kazanman lazım. Ya da işte Amir ya da Salih Uçan. Şimdi Fener, Beşiktaş'ta oyuna giren isimler Semih. Müthiş bir hazırlık dönemi. Ben çok beğendim Semih'in o sürecini. Şimdi Semih oyuna girdi. Ante Rebic oyuna girdi. Hani girenlere bakıyorsun. Onana yeni transferin oyuna giriyor. Hani girenler, gidenleri, çıkanları aratmaması lazım. Arattılar mı? Bir nebze arattılar. Ama hazır değiller zaten. Hazır olsalar zaten Ante Rebic ilk 11'de olacak. Hazır Onana değil. İlk 11'de olacak. O yüzden onları da hoca sahaya adapte etmek zorunda. Yer yer süre vermek zorunda. Şimdi 3-0'dan sonra Semih'i oyuna atmayacaksınız da ne yapacaksınız? Hep diyoruz ya bu çocuklar süre alsınlar diye. Tabii. 3-0 olmuş. Evet. Şimdi Abubakar'la son 20 dakika, 25 dakikayı çıkartıp Abubakar'ı da zorlamak mı? Yoksa Semih gibi bir çocuğa Avrupa deneyimi kazandırıp Beşiktaş'ta süre vermek mi? Varsın oyun %30 aşağı düşsün ama Semih oynasın 30 dakika. Çünkü oyunu zaten 3-0 yapmışsın.
O yüzden ben Şenol Hoca'nın bu anlamda doğruyu yaptığını düşünüyorum. Oyun kalitesi düştü, evet. Orada bir küçük riskler alındı ama bir diğer taraftan da belki de Abubakar sakatlanmasın diye de risk alınmadı orada. Ya da başka oyuncular. O yüzden ben Beşiktaş'ı beğendim. Fiziksel kapasitesiyle alakalı da süreç zaten evet lig başlıyor ama bunlar zamanla aşılacak konular. Yeni çünkü transferlerden bazıları da geç geldi. Her geçen gün daha iyi gidecek bir Beşiktaş var gibi gözüküyor şu anda. Abubakar konusu da evet. Yani Abubakar niye çıktı anlamında söylemiyorum. Özellikle şeyi eleştiriyorum ben. Yani Amil ile Salih gibi orta sahanın en önemli iki oyuncusunun bir arada çıkması rakibi cesaretlendirdi. Yoksa Abubakar 3'ü anda o laf gelişi söyledim 3'ü niye çıktı diye. Abubakar'ın çıkması kesinlikle doğru. Ben de katılıyorum. Semih'in de oynaması lazımdı. Çok doğru bir hareket yaptı Şenol Hoca ama mesela Amil ile Salih'ten birini daha sonra değişiklik yapabilirdi. O bence biraz orta sahayı düşürdü. İkisi de iyi oynuyordu çünkü. Ha Salih evet, Salih bence yorulmuştu. Salih'i çıkarabilirdi ama Amir ile devam edebilirdi. Yani aynı anda çıkması o orta saha düzeni anlamında sıkıntı yarattı. Ama Abubakar'da kesinlikle en fikrim çıkması lazımdı. Semih'i de görmemiz lazım. Ha, Semih de mesela dünkü o boş kaleye yuvarladı, çok eleştirildi. Kızdılar mesela. Evet bence de Rebic'e verebilirdi. Rebic de ona çok kızdı. Rebic belki boş kaleye atabilirdi ama çok da fazla yüklenmemek lazım çocuğa. Yani o cesareti bulması önemli. Onu da ayrıca kutluyorum Semih'i de. Hemen bir Şenol Hoca'nın Mart sonu açıklamalarına bakalım. Sonrasında bir araya gideceğiz, devam edeceğiz. Spor Ajansı'na devam ediyoruz efendim. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında Beşiktaş karşılaşmasına dair, Nefçi karşılaşmasına dair yine detayları konuşmayı sürdürelim. Güzel bir ambiyans vardı, keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum dedi Şenol Hoca. Ve az önce de belirttiğimiz gibi oyuncu değişikliklerinden sonra belki Nefçi biraz daha fırsat yakalasa da 3-1'lik galibiyet ama bireysel olarak performanslara da değinmek lazım tabii bu maçta. Salih'in performansına belki evet. Ve sözleşme uzatılacak mı? Salih'le ilgili bu detaylar da konuşuluyordu. Salih'le sözleşme uzatılacak. Zaten basın toplantısında Salih'e yanılmıyorsam bir soru soruldu o konuda. Evet. O da cevabını biraz manalı verdi. Salih iyi bir oyuncu. Zaten yeteneğine kimse bugüne kadar laf söylemedi ama zaman zaman istikrar problemi yaşayan bir oyuncuydu. Gerek Fenerbahçe'de, oradan Avrupa'ya gitti. Avrupa'da da çok böyle istenileni veremedi. Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'a geldi ilk sezon yapamadı. Başakşehir'e kiralandı. Fakat dönüşü muhteşem oldu derler ya, hakikaten muhteşem oldu. Yani özellikle bu sezon Allah nazardan saklasın. Yani sakatlık falan vermesin. Çünkü biraz hep yabancı oyuncuları konuşuyoruz. Yabancıları övüyoruz, yabancıları öne çıkarıyoruz. Kendi çocuklarımıza, öz evlatlarımıza çok daha fazla sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum ben. Salih de bu ülkenin yetiştirdiği bence iyi yeteneklerden biri. Bu sezona müthiş girdi. Hele dünkü maçta hakikaten yani o attığı iki tane top yani normal halı sahada oynarmış gibi rahat rahat, sakin, hiçbir tedirginlik yok. Abubakar attığı muhteşem. En önemlisi zaten o. Müthiş işler yaptı dün çıkana kadar. Bu sezon bence Beşiktaş'ın kontenjanı da düşünürsek, bundan sonra yabancı alacaklar. Yabancı alınacağı da bir ortamda kontenjanı da düşünürsek, belki çoğu takımda olmayan özellikle bir oyuncu olduğu için çok faydası olacak Beşiktaş'a. Ben öyle görüyorum. Güzel bir gece geçirdi. Onun dışında Abubakar hakikaten attığı, evet zaman zaman böyle oyunda çok olmuyor ama bir çıkıyor, bir çıkıyor. Attığı gol muhteşem bir goldü. Yani tamamen ustalık eseri. Topu önüne alışı, rakip savunmaya sırtı dönüktü, dönüşü, alışı, vuruşu, topu havalandırışı, kaldırışı falan hepsi jeneriklikti. Beşiktaş genel olarak yani öyle işini yapmayan oyuncu çok yoktu. Yani Mert'i de sayalım son dakikalarda. O da iyi kurtarışlar yaptı. Onun da sözleşmesi uzatıldı. O yüzden moralli bir Mert vardı. Ama de Muleka'nın performansı. Muleka'yı unuttum. İyi ki söyledin. Düşünülmeyen, belki de düşünülmeyecek bir Muleka. Bu sezon o da harikalar yaratıyor. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdi. Şenol Hoca'ma zaten kalacağının sinyallerini vermişti, söylüyordu. Yani Muleka ile ilgili bir problem olmadığını dile getiriyordu. Bir ara gitme durumu vardı. İşte Arap ülkelerinden teklifler vardı ama o zaman yeteri kadar şans, yani o teklif Beşiktaş'ı tatmin etmedi.
şu an itibariyle takımda kaldı. İyi ki de kalmış. İhtiyacı var çünkü Beşiktaş'ın o bölgede. Çünkü siz Redmond gibi bir oyuncuyla elinizden kaçırmışsınız, anlaşamamışsınız. Şimdi o bölgede Gezal'ın da olmamasıyla Muleka her ne kadar solda oynuyorsa da sağda da oynayabilen bir oyuncu. Cenk'in de geleceğini düşünürsek şu an itibariyle sağ kenarda Muleka var. İyi de oynuyor. Adam eksiltme özellikleri olan bir oyuncu. Dün de golünü de attı, fırsatçılığını gösterdi. Eğer teklif de daha iyi olsa bu saatten sonra ben Beşiktaş'ın Muleka'yı bırakmaması gerektiğini düşünüyorum. Öyle de olacak gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi fiziki anlamda eksiklikler var. İşte Rebic olsun, Onana olsun, Amerti hala bence hazır değil tam anlamıyla. Bu eksiklikler de giderildikten sonra Beşiktaş'ın ivedi olarak o yapacağı takviyelerden sonra çok daha farklı konumlara geleceğini düşünüyorum. Şimdi bakıldığı zaman şu Avrupa periyodunda bence Adana Demirspor'la beraber en hazır takım Beşiktaş. Yani çok falso vermeyen takım Beşiktaş. Hem oynadığı oyun açısından hem aldığı skorlar açısından, yalnız dünkü maç için söylemiyorum. Genele baktığımız zaman Beşiktaş iyi bir performans sergiledi. Ölçü müdür? Bence öbürleri nasıl değilse bu da değildir. Yani oynadığı takımlar tabii ki zayıf takımlar. Ama yine de Beşiktaş'ta Şenol Hoca'nın getirdiği bir disiplin var. Bir takımdaşlık var. Oyuncular birbirine bağlı. Takım oyunu oynuyorlar. Çok fazla dünkü maç haricinde bireysellik öne çıkmıyor. O da önemli. Tam bir takım oyunu oynuyorlar. Yani şimdi rakipleri Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun hakikaten çok iyi transferler yapıyorlar. Yani marka transferler yapıyorlar ama ben hep söylüyorum. Yani şampiyonluk sadece marka transferlerden geçmez. Takım olmanız lazım. Galatasaray'ın geçen sene şampiyonluğu bence sadece marka transferlerden değil, takım olmanın verdiği o özgüven ve avantajdı. Beşiktaş'ta bu sene takım olursa belki o marka transferlerinin önüne geçebilecek oyun kalitesini gösterecektir. Belki de şampiyon olacaktır. Yani o yüzden sadece iş marka transferlerle bitmiyor. Şimdi Taner, sana da şöyle sormak istiyorum. Özellikle orta saha kurgusu Beşiktaş'ın Hacı Ahmetoviç, Salih Uçan, Gerson Fernandes, bu üçlü geçen sezonda iyi sinyaller vermişti. Evet. Ve Beşiktaş'ın omurgasını oluşturan bir üçlü, sağlam bir üçlü olduğu konusunda herhalde hemfikiriz. Bunun yanında Muleka performansı Beşiktaş'ta bu sezon oldukça kıymetli. Geçen sezon çok eleştirilen bir isimdi. Evet. Ama şimdi gözlemlediğim o ki taraftar zaman zaman eleştirse de Muleka'dan memnun gibi. O zaman şöyle değerlendireceksiniz. Muleka Kasımpaşa'da iyi işler yaparken, bu sezona iyi girerken geçtiğimiz sezon ne oldu da Muleka'nın performansı düştü. Bunu teknik heyet de kendisine öz eleştiri yapabilir. Oyuncuyu mu teknik heyet değerlendiremedi? Ona uygun bir oyun modelini sunamadılar mı? Ya da onu hazırlayacak fiziksel yeterliliğe başka profesyoneller yetiştiremediler mi? Ona öyle de bakmak lazım. Şimdi Muleka gibi bir adam. Kariyerini buraya kadar getirmişsin. Kasımpaşa'da çok iyi bir sezon. Evet. Geliyor Beşiktaş'ta 100 üstünden 90 oynarken 100 üstünden 10'a düşüyorsa o 80'lik düşüşün sebebini oyuncuda mı aramak lazım yoksa teknik heyette ve diğer profesyonellerde mi? Sanki Beşiktaş'ta biraz o kısımda problem vardı Muleka'nın performansında. Bu sezon kamp döneminde belli ki bir şeyler daha iyi aktarılmış, bir şeyler daha iyi yapılmış. Oyuncu için daha iyi bir rol ortaya konulmuş, daha iyi bir hazırlık döneminden geçilmiş ve Muleka kazanılmış. Yoksa Muleka'nın yetenekleri vardı, ortadan bir anda buhar oldu, geri mi geldi? Hayır. Mesela Galatasaray'da Yunus Akgün'de de aynı şey geçerli. Aynı şey. Yunus da mesela Okan Hoca'yla tutmuyor. Montella ile tutarken Okan Hoca ile tutmuyor. Burada da Muleka'da da benzer bir durum vardı. Şimdi bu tabloyu da Şenol Hoca herhalde kendi içinde öz eleştirisini yapıyordur. Muleka eğer bu formunu devam ettirirse de Beşiktaş'ın değişmezi olur. Az önce senin de saydığın gibi Salih, Amir gibi, orta sahada Gerson gibi o üç adamın da bence en büyük artısı dirençleri hiç düşmüyor. Özellikle Gerson'un yani bazen maçlara bakıyorsun böyle 14-15 tane ikili mücadeleye giren, hepsini kazanan bir performans. Diğer tarafta Salih de keza aynı şekilde. Amir zaten hem hücumda hem savunmada ikili iş yapabilen bir oyuncu. Hepsini alt alta koyduğumuz zaman merkez orta sahan ne kadar iyiyse savunmana da o kadar az iş düşüyor. Hücumuna da o kadar fazla top çıkartabiliyorsun. Beşiktaş bunun avantajlarını, meyvesini geçtiğimiz sezon Şenol Güneş döneminde toplayabildi. Bu sezonda aynı istikrar devam edecek gibi gözüküyor. Salih de zaten kendisi de işte ifadesini birazcık da hani eleştirel bir sözle dile getirdi. Sözleşmeyi ilk hak edenlerden bir tanesi Salih.
Kesin. Üstelik bu kadar transfer krizi içinde boğuşurken, transferlerle alakalı sorunlar yaşarken, bütçelerini şampiyonluk yolundaki rakiplerin seviyesine çıkartmama konusunda bir politika benimsemişken, senin bütçen doğrultusunda oynayan ve gerçekten de iyi performans sergilen, milli takım havuzunda olan ve artı 3'te yerli de seni rahatlatan Salih'le ilk yapman gereken şey kontrat yapmak olması lazım. İlk yapman gereken, yani sezon bitti gel Salih demen gerekiyor. Ama doğru. Beşiktaş bir şeyi bekletti. Neyi bekledi bilmiyoruz. Ama şu anki tabloda Salih kontrat, işte Kartal Yiğit de bahsetti. Salih kontratı alacak. Yok, alacak. Ama alacak. Şunu söyleyeyim, yani Salih birazcık takım aidiyeti olmasa ben gidiyorum diyebilir. Diyebilir tabii. Ne yapacak? Salih kim almaz sizce? Şimdi o bölgeye Galatasaray adam arıyor. Havalı Fenerbahçe orada adam arıyor. Trabzonspor gel dese, Salih gideceğim dese Trabzonspor da alır. Medipol Başakşehir de muhtemelen geri çevirmez. Yani şampiyonluk yolundaki, hadi Adana Demir'i de ekleyeyim oraya. İyi paralara gider. Şampiyonluk yolundaki 3-4 takımın da doğrudan ihtiyaç duyabileceği yerli kontenjanında rahatlatıcı bir Salih ile kontratı geciktiriyorsunuz. Bu çok mantıklı gelmiyor bana. Vallahi ben yani bir iki yöneticiyle konuştum. Hiçbir sıkıntı yok dediler. Belki takımın işte o gidişat, yani ahengini bozmama adına mı? Çünkü Mert'le yaptılar. Yavaş yavaş bir sisteme oturtmuşlar. Ben büyük ihtimalle yani bu hafta, önümüzdeki hafta yani olma ihtimali düşünüyorum. Yani sırada Salih var deniliyor, yani iş bitecek ve Salih'i de tatmin edecek dolgun bir sözleşme önerilecek. Hak ediyor mu? Hak ediyor. Getson'u unuttum, yani kendi adıma söylüyorum, onu şey yapmayalım, ayıp ederiz onu, ondan bahsetmezsek. Dün de en ileriden biriydi Getson, yani orta sahadaki o Salih Amir'den bahsettik, Getson'u söylememek ayıp olur. O üçlü inanılmaz bir üçlüydü. Yani Beşiktaş'ın bence en büyük artısı sezon başı bu üçlüsü olacak. Dün sahanın her yerinde bir Getson vardı. İleride, geride, önde çok iyi baskı yaptı. Rakibi savunmadan çıkartmamaya çalıştı. Geriye geldi, top kaptı. O nedenle Getson da iyi başladı sezona. Beşiktaş adına çok büyük bir kazanç diye düşünüyorum Getson. Zaten kaliteli bir oyuncu. Ama kalitesini üstüne koya koya gidiyor. Böyle olursa ileride büyük ihtimal bu sezonu tamamladığı takdirde yeni sezonda, önümüzdeki sezon Beşiktaş Getson'dan çok çok iyi paralar kazanır. Bu sene de teklifler vardı. Gerçi bütün bonservis Beşiktaş'a ait değil ama Beşiktaş oradan ciddi anlamda bir meblağ kazanacak. Bu sene de teklifler vardı ama o istenilen rakamlara çıkmadılar. Beşiktaş bu sene de oynatıp Getson'dan yeni sezonda bence iyi bir bonservis ücreti alır gibime geliyor. Böyle oynarsa tabii. Peki, şimdi Beşiktaş'ın transfer gündemine de göz atalım. Beşiktaş, Erik Bailly'nin transferinde artık sona yaklaştı. Siyah beyazlılar fil dişili stoperle prensip anlaşmasına vardı. Detaylar ekrana geliyor. Evet, Beşiktaş'ta özellikle transfer hamleleri açısından bu birkaç günün hareketli olması beklendiğini muhabir arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız her defasında dile getiriyorlar. Bailly bu isimlerden biri, aynı zamanda Chamberlain de İstanbul'da. Beşiktaş oradaki sözleşmede titiz davranıyor. Özellikle yaşanabilecek bir Allah göstersin sakatlık. Uzun dönem bir sakatlıkta Beşiktaş'ın haklarının korunması adına biraz titiz davranıyor doğru. Siyah beyazlılar. Sizin kalan günlerdeki transfer politikasından beklentiniz nedir? Şimdi tabii doğal olarak taraftar haftalarda transfer istiyor. Haklılar. Transferlerin gecikmesi. Şimdi rakipler transfer patır patır önemli isimleri kadrolarına katarken Beşiktaş geriden geliyor. Ama takıma uyum sağlayacak oyuncuların en kısa sürede ben gerçekleşeceğini Beşiktaş adına söyleyebilirim. Erik Bailly de bu isimlerden biri. Chamberlain'de olduğu gibi. Erik Bailly'yi Alspor ekranlarında söylemiştim. İlk ben dile getirmiştim o dönem. Onur'la beraber bir gece yayınıydı. Beşiktaş'ın gündemine geldi, görüşülüyor diye. Oyuncuyla hiçbir problem yok. Yani oyuncu Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor. İşte o sözleşme feshi konusunda bir sıkıntı var. Kendisi görüşüyor. O gerçekleştikten sonra büyük oranda bu iş bitecek gibi gözüküyor. Yani şu ana kadar aldığımız bilgiler bu. Ama bu transferdir. Yani şimdi olmadığı zaman insanlar bizden biliyor. İşte söylediniz de olmadı şeklinde. Transferde her şey olabilir. İmza atılana kadar her şey olabilir. Atıldıktan sonra herkes derin nefes alacaktır ama Bailly Beşiktaş'ın listesinin, gündeminin birinci sırasındaki isim.
iyi bir oyuncu, çabuk bir stoper, savunmanın her yerinde oynayabilen, yani iki tandemin iki bölgesinde de oynayabilen bir oyuncu. Beşiktaş'ın kesinlikle bir stopere ihtiyacı var. Şimdi buradaki asıl sorun tabii ki Afrikalı olması. Onun da Afrika Kupası'na gidecek oluşu sıkıntı yaratacaktır. Ama geçtiğimiz günlerde Nefçi maçı öncesi Şenol Hoca'nın tesislerdeki basın toplantısında bir açıklaması vardı. Doğal olarak Afrika'ya gitmeyecek oyuncu evet tercihimiz, ama bütçemiz el vermezse yine Afrikalı bir oyuncu alabiliriz demişti. İşte o söylemediği isim Erik Bailly. Ben Erik Bailly'nin transferinin gerçekleşme ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü oyuncunun isteği de önemli. Beşiktaş'ta iş yapabilecek kapasitede ve tecrübede yüksek bonservisler görmüş bir oyuncu. Önemli olan yarar sağlaması. Yarar sağlar mı? Bence sağlar. Tabii görmeden, sahaya çıkmadan çok da fazla iddialı konuşmamak lazım. Onun dışında Chamberlain, evet, burada birkaç gündür Beşiktaş'ın sağlık ekibinin dönmesi beklendi Bakü'den. Büyük ihtimal bugün zaten kontrole girecektir. Kapsamlı bir sağlık kontrolü. Eğer orada bir şey çıkmazsa Chamberlain de Beşiktaş'ta oynayacak. Chamberlain de iyi bir futbolcu. İhtiyaç var mı? Fazlasıyla var. Şimdi evet, belki isim olarak bakıldığı zaman rakiplerinizin gerisindeymiş gibi görünüyor Beşiktaş, ama yani bir Rebic, işte bir Chamberlain gelse, bir Erik Bailly, az buz isimler değil. Yani her şey isimde olmuyor. Bunlar da isim. Onun dışında da takviyeler sürecek, onu söyleyebilirim. Yani Erik Bailly olursa, Chamberlain olursa transfer kapanacak mı? Kapanmayacak. Özellikle hücuma dönük bir orta sahayı Beşiktaş çok istiyor. Pereira ismi yine hala sıcak gündemde. O konu kapanmış değil. Yani o bölgeye de merkez orta sahada bir hücumcu alınıp transferi kapatmayı düşünüyor Beşiktaş yönetimi. Ama sürpriz böyle son an, son dakika bir transferi çıkarsa maliyete uygun, Ağustos sonu, Eylül başı, o da olabilir. Ekstradan oyuncu gelebilir. Peki, şimdi tekrar dün akşama gidelim. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yukatel Adana Demirspor Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5-1 mağlup etti. Özet görüntü ekrana geliyor. 5-1'lik bir galibiyet. Yusuf Demir'in, özellikle tüm goller birbirinden güzeldi ama Yusuf Demir'in son dakikalarda atmış olduğu gol gerçekten jeneriklik bir gol diyebiliriz zannediyorum Taner. Başkanından, yönetiminden, teknik heyetine, futbolcularına bu kulvarda, bu organizasyonda olmayı çok isteyen bir Adana Demirspor görüyorum. Ki taraftarından da. Hepimizin Adana Demirspor maçlarını izlediğinde, özellikle şu 3 resmi maçı izlediğinde bir formayı giyip o stadyumda olası geliyor diyeyim. Pası sana atayım. Yani jeneriklik goller artık çok böyle standartlaştı Adana, evet, Demirspor maçlarında. Bir önceki maçta da yine çok güzel goller vardı. Bu karşılaşmada da keza aynı şekilde. Ve 5 gollü bir Avrupa galibiyeti çok uzun zamandır görmüyorduk Avrupa'da bulunan takımlarımızdan. Çok iyi geldi. Bunun rövanşında artık Adana Demirspor daha rahat doğal olarak çıkacak ve dikkatli bir şekilde maçı tamamlayıp turu atlayacak gibi gözüküyor. Sonuna kadar hak ettikleri bir oyun. Yani oyunu izlerken öyle bir start verdiler ki, özellikle ilk golde, yani o paslaşmalar, yani sanki Kluivert çok uzun süredir bu takımın hocası ve bu takımı böyle ezbere biliyormuşçasına, evet, çok iyi bir oyun disiplini, planlama, çok kontrollü bir şekilde oynayan ve aynı zamanda da nerede ne yapmasını iyi bilen bir oyuncu grubu vardı. Bu da oyunu temposunu arttırdığı için biraz aslında rakipleri Osijek bu tempoya erişemedi. Ciddi anlamda tempo, evet, problemi yaşadı rakipleri ve Adana Demirspor tempoyu öyle bir yükseltti ki, özellikle savunma arkasına atılan toplarda o savunmacıların arkaya koşularında bile gördük. Hiç beklenmedik anlarda fırlayan Adana Demirsporlu futbolcular gollük çok fazla pozisyon yarattılar. Doğru. Kartal Yiğit, siz nasıl değerlendirirsiniz? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da Kluivert da dün karşılaşma sonrasında açıklamalarda o gözlerinden ve ifadelerinden bu organizasyonda devam etmenin takım için ne kadar önemli olduğunu sinyalini çok rahat bir şekilde alıyoruz. Kesinlikle. Adana Demirspor hakikaten keyif veriyor. Yani geçen sene ligde o keyfi verdiler. Bu sene de Avrupa Kupalarında veriyorlar. Ben böyle gideceğini düşünüyorum. Bu turu zaten geçtiler. Bu sonuç bunu gösteriyor bize. Yani farklı galibiyet alırken
çok çok da iyi oynuyorlar. Yani keyif veriyor. Mühim olan o sahadaki futbolcu keyif alıyor kendinden. Tribündeki taraftar öyle olsun. Ekran başındaki insanlar olsun. Hepimiz şimdi Adana Demirspor'un maçını gelmesini bekliyoruz. Evet. Hakikaten yani büyükleri bir kenara alalım. Onları zaten hep takip ediyoruz. Ama Anadolu'dan bir takımın böyle çıkması, güzel oyun oynayarak iyi sonuçlar alması hakikaten hepimizi hem gururlandırıyor hem futbola bakış açımızı değiştiriyor. O yüzden çok değerli buluyorum Adana Demirspor'un geldiği bu noktayı. İnşallah böyle devam ederler. Gruplara kaldıktan sonra oradan da çıkarlar. Gidebilecekleri en üst yere kadar giderler. Bu tabii çok kısa vadede olacak işler değil bunlar. Yani bir zemin vardı zaten Adana Demirspor'da. Başkan olsun, yönetim olsun, evet, bu zemini hazırlamışlardı. Özellikle son iki senedir bunun meyvelerinin verileceğinin sinyalleri bekleniyordu ve gelmeye başladı. Ha, belki biraz erken bazı şeyler konuşmak için ama bunlar da başarıdır. Ya bu Adana Demirspor'un kendisini Avrupa'da ismini duyurması bunlar da büyük bir başarıdır bence. Olur olmaz ama çok iyi gidiyorlar. Neticede iyi de bir kadroları var. Şimdi maçtan önce ben Thomas'ın da Hırvat takımının başında olmasının bir avantaj olduğunu düşünüyordum. Yani çok kolay geçmeyeceğini düşünüyordum daha doğrusu. Sonuçta Hırvat Ligi'nde eski Yugoslav ekonundan gelmiş bir takımla oynuyorsunuz. Milli takımları da ortada zaten. Adana Demirspor'un biraz zorlanacağını düşünüyordum ama maça öyle bir başladılar ki hakikaten şimşekler çaktı yani Adana'da. İnanılmaz bir Yusuf Erdoğan, Severinson olsun. İnanılmaz bir tempo, önde baskı, kenarları çok iyi kullanma, muhteşem goller. Hepsi bir aradaydı. Hakikaten Yusuf Erdoğan o attığı son golü yani muhteşem ya. Belki ya o haftanın golü seçilecek. Evet, şu an ekrandaki gol. Evet yani bakın ya bu çoğu Avrupa Ligi'nde bile zaman zaman olmayan goller bunlar. Vallahi yani bir şey var. Adana Demirspor bir havayı bulmuş. Hocasıyla, yeni hocasıyla, tribünleriyle o havaya girmişler. Bu havanın ben devam edeceğini, bu kenetlenmenin devam edeceğini düşünüyorum. Peki artık 4 takımımızla Avrupa Kupalarında yer almak için geri sayımdayız. İyi performanslar, iyi sonuçlar. Önümüzdeki hafta rövanş maçlarında da devam etsin temennimiz. Şimdi Galatasaray'dan transfer haberiyle devam edelim. Sarı Kırmızılar TT transferini açıkladı. Brezilyalı futbolcuyla 4+1 yıllık bir sözleşme imzalandı. Detaylara bakalım. Evet, TT Galatasaray'da futbolcuyla 4+1 yıllık bir sözleşme imzalandı Taner. Oyuncuya yıllık 2.8 milyon euro ödenecek. İmza parası da 3.1 milyon euro. Hayırlı olsun. 23 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve Galatasaray'da aslında bazı gidişlerin de işareti artık ortaya çıkmış oldu daha fazla. Zaniolo ile yollar çok yüksek bir ihtimal artık ayrılacak. Zaniolo ile alakalı da süreçte Aston Villa, Zenit gibi kulüplerin isteği var. Juventus'un isteği var. Bununla alakalı görüşmeler sürüyor. Çok yüksek bir ihtimal Zaniolo ile yollar ayrılacak ve yerini Tete alacak gibi gözüküyor. 23 yaşındaki bir oyuncuyla 4+1 yıllık bir kontrat yapıyorsunuz. Az önce Fenerbahçe'de de bahsettim benzer bir yoldan. Şimdi burada da potansiyel bir değer kazanıyorsun. Yaş genç, Ukrayna liginin en değerli oyuncusu. 3 farklı mevkide oynayan bir isim. Kariyerinde bugüne kadar hiç yaşamamış sakatlık. Hiçbir sakatlığı yok bugüne kadar yaşadığı ve hakikaten de ciddi sayıda maça çıkmış olmasına rağmen maç kaçırmıyor. Kolay kolay. Böyle kart cezası duruma düşme durumları yok. Brezilya'nın alt yaş kategorilerinde milli olmuş bir isim. O yüzden de potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Onu söylemek lazım. Tete ile alakalı imza parası artı maaş. Bonservis ödemiyorsunuz. Aslında bonservisi imza parası gibi düşünürsek de aslında ucuza alınmış bir oyuncu gibi gözüküyor. Normal şartlarda böyle bir potansiyeli 3,5-4 milyon euro bonservisi alamayacağınızı malum ilanı zaten biliyorsunuz. Tete gibi bir ismi bu rakamları alıyorsunuz. Az önce Fenerbahçe'de nasıl Fred konusunda potansiyel bir satış değeridir dediysem aynı şey Tete için de geçerli. Bugün Zaniolo'yu alıp siz 6 ay sonra 35 bandında satma ihtimalinizden bahsediyorsak, Torreira'yı alıp bir sene sonra Lazio 20 milyon eurolar civarında bir para öneriyorsa aynı şey Nelson için de geçerli, Boya için de geçerli, Tete için de aynı şey geçerli. Böyle bir potansiyel. Yani Galatasaray bugün bu parayı öder, performans alır,
2 sene sonra, 3 sene sonra da 20 milyon euro üst bir rakamla belki de satışını bile gerçekleştirebilir. Böyle bir değerden bahsediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ben iyi bir transfer olarak değerlendiriyorum ve Galatasaray'ın orta alanında şimdi baktığımız zaman şimdi elinizde sağ tarafta şu anda Raşika için de bir aslında bir adım atılacak gibi gözüküyor. Çünkü orada Zaniolo gidecek. Zaniolo'dan belki elde edilen para Raşika'ya kaydırılacak gibi gözüküyor. Raşika Tete ikilisiyle sağ tarafı kurgulayacak bir Galatasaray. 10 numara mevkisinde Mertens var. Diğer tarafta Kerem Aktürkoğlu var. Zaha da hem solda ki son 3 sezonunu sol açık olarak oynamış bir isimden bahsediyoruz. Solda Kerem'in yerine de oynayabilir. Orta alanda Mertens'in boşluğunu da kapatabilir. Ve ileride Icardi'nin boşluğunu da kapatabilir. Yani Galatasaray aslında transferi Paredes'i de bitirdikten sonra sanırım sonlandıracak gibi gözüküyor sevgili Ceyda. Vallahi yeter artık. Karşılıklı transfer dönemi Galatasaray için de oldukça hareketli geçiyor. Tete bunlardan biri. Tabii Tete'nin gelişi, Zaniolo'nun gidiş haberlerinin daha da yuka çıktığı bir süreci bize gösteriyor. İşte Reşit Say'la son ana kadar pazarlıklar devam ediyor. Ama Galatasaray'ın görünen o ki hücum hattında değişim sürecek. Tete de bunlardan biri oldu. Şimdi tabii ben hep şunu söylemişimdir. Yaşı genç oyuncuyu isterseniz bonservis vererek de olsa alın. İleride vaat ediyorsa size, o parayı size misliyle geri getirecekse alın. Mesela şimdi Tete 23 yaşında. Korkmam. Yani herhangi bir sakatlık problem oynama olmadığı takdirde devamlı oynayacaksa şimdi Galatasaray bu oyuncudan illaki kazanır. İllaki. Ya şimdi Fenerbahçe'ye Fred geldi. Evet. O da kazanacaktır ama Tete'ye göre daha riskli. 30 yaşında bir oyuncu getirmiş oluyorsunuz. O yüzden genç gelen oyuncunun her zaman ederi de olacaktır. Takımın fazlasıyla katkısı da olacaktır. Şimdi Tete hakikaten dediğimiz gibi ben Shakhtar'da daha çok böyle alıcı gözle izliyordum. Luchescu'dan dolayı. Yanılmıyorsam da Luchescu getirmişti oraya. Evet, yani Luchescu'nun o müthiş bir portföyü vardır. Özellikle Güney Amerika taraflarında. Orada birçok hoca var tanıdığı. İşte Zago olsun, şey olsun. Zago'dan özellikle çok bilgi almıştır. Büyük ihtimalle bu da Zago transferidir. Yani Brezilya'dan Zago'nun tavsiyesiyle Shakhtar'a getirilmiştiği büyük ihtimal öyle olmuştur. Luchescu'nun izlediği bir oyuncuysa sıkıntı yoktur. Yani ben çünkü Beşiktaş'tan bildiğim için söylüyorum. İnanılmaz bir futbol bilgisi olan bir teknik adam. Yani gördüğüm en iyi futbol adamlarından biri. O yüzden Tete'nin kötü çıkma ve oynamama ihtimalinin olmayacağını düşünüyorum. Ama şu olabilir tabii ki yani illaki bir uyum sorunu olacaktır. Hemen bir pat diye girip takıma katkı sağlama gibi sorun yaşar mı yaşar mı onu bilemem ama bakıldığı zaman kalite anlamında iyi bir oyuncu aldı Galatasaray. Yani o bölgede hiç korkmadan oynatabileceğiniz. Ben de katılıyorum yani Zaniolo'yu bu saatten sonra tutmak lüks olur. Zaniolo'yu iyi bir fiyata satacaktır Galatasaray. Oradan gelen parayla evet Raşiska olabilir. Ne bileyim merkez orta sahada Paredes olabilir. O tip bir oyuncuyu harcayacaktır ama Tete'yi aldıysanız bilmiyorum yani çok fazla artık Raşiska'ya da gerek olmadığını düşünüyorum ben. Ya, o bölgede alın oynatın. Ama geri tarafınız sağlamsa da hiç korkmayın. Şu var Raşiska geriye yardıma gelebilen bir oyuncu. Hücumu da iyi yapıyor. Geriye de yardıma geliyor. Yani Tete daha çok hücumu seven bir oyuncu. Acaba orada biraz problem olur mu diye düşünüyorum ama onu da Okan Hoca halledecektir yani çözecektir. Genel anlamda iyi bir transfer yani onu söyleyebiliriz. Şimdi genel bir transfer politikasına ve gündemde olan isimlere de bakalım Galatasaray'da Taner. Hep gelecekleri konuşuyoruz, gideceklere de belki değiniriz. İşte Zaniolo onlardan biri. Evet. Ama özellikle Torreira'nın yanında bu sezon kimin oynayacağı da en az Torreira kadar güçlü bir orta saha ikilisi, ön libero ikilisi yaratmak adına önemli. Yani Paredes konusunda artık süreç biraz daha olumlu ilerliyor. Olumlu ilerlemedikten kastım şu, Galatasaray az önce Fred'ten de bahsederken değinmiştim. Aslında listesinin ilk başında Paredes vardı Galatasaray'ın. Sezon kapandığında orada Sergio Oliveira aslında kariyerinin o Galatasaray dönemindeki bazı süreçlerinde çok ciddi defolar vermesinden dolayı o bölgeye Torreira gibi oyunu iki yönde de destekleyebilecek bir oyuncu alma isteği Galatasaray'da vardı. Ve bu yüzden de Paredes'e bir adım atıldı. Paredes'ten gelen dönüş ise İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'da zirve yarışında olma adayı.
ya da aday o bölgede olan takımlardan birine gitmek istiyorum şeklindeydi. Sonrasında Galatasaray Paredes'i bekledi. Bir süre bekledi, bekledi, bekledi. Artık Paredes bir hafta 10 gün, bir hafta 10 gün derken süreç Fred'e kaydı. Bir ara Sabitzer'e kaydı. Sonra Fred'e geçildi. Son olarak Paredes istediği teklifi alamayınca Galatasaray'a tekrardan bir mesajla süreç Galatasaray lehine dönmüş durumda. Çok yüksek ihtimal Galatasaray'ın merkez orta sahasında Torreira Paredes ikilisini göreceğiz gibi gözüküyor. Ha, arkası aslında önemli. Çünkü orada da Nelson olası giderse Sergio Ramos gelecek mi? Ona bakmak lazım. Yani Emre Kaplan'ın da yine A-Spor ekranlarında verdiği bilgi Ramos konusunda artık Galatasaray adaylardan bir tanesi, görüşenlerden bir tanesi. Ramos'un da ya menajeri ya kız arkadaşıydı ya da eşiydi, tam emin olamıyorum. Yaptığı açıklamada Ramos'un Arap Yarımadası'na gitme isteğinin olmadığını, Avrupa'da kalmak istediğini söylemişti ve aradığı teklifi bulamıyor şu anda. Ve Avrupa'da da Galatasaray Ramos'u istiyorken de bugün bazı gazetelerde farkın 2 milyon euro olduğu yönünde haberler var. Sergio Ramos evet 37-38 yaşında bir oyuncu ama fiziki anlamda performansıyla bir Pepe etkisi yapabilir. Pepe Beşiktaş'ta nasıl bir performans ortaya koyduysa ve bugün 40 yaşında nasıl Roma'da hala oynayabiliyorsa, Porto'da oynuyorsa muhtemelen aynı etkiyi de Sergio Ramos Galatasaray'da yapacaktır. Nelson giderse yerine Sergio Ramos, merkez orta sahada da Paredes, bir de Raşika hamleleri sanırım Galatasaray'ın transfer sezonunu kapatır. Ben Nelson konusunda bir şeyler söyleyeyim. Nelson'un kafasının dağınık olduğunu düşünüyorum. Yani sezona iyi başlayamadı. En son oynanan maçta da bunu gösterdi bizlere. Yani oradaki pozisyonda rakibin işte bir tartışılan pozisyon var, iptal edilen golde Nelson'un evet, zamanlama hatası, kademe hatası yaptığını görüyoruz. Yani orada hakem golü iptal etmese gol. Yani tartışılacak da bir pozisyon. O Nelson'un bize kafasının sahada olmadığını gösteriyor. Yani Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk oyuncuyla görüşecekler. Gitmek isteyip istemediğini soracaklar. Bunun neticesinde de bir karara varacaklar. Bence acil bir şekilde bu işi çözümlendirmeleri lazım. Eğer Nelson böyle olacaksa, kalsa da Galatasaray'a zarar verir. Onu açık ve net söyleyeyim. Bir Ramos hamlesi hakikaten iyi olur. Ya güzel olur. Hem ülke adına iyi olur. Ramos'u izlemiş oluruz. Nasıl Pepe geldiğinde hepimiz heyecanlandık. Yani yalnız Beşiktaşlar değil, bütün spor severler Pepe'yi Türkiye'de canlı gözle izleme olanağı buldu. Şimdi keza aynı şey Ramos için geçerli. Yani yıllarını Real Madrid'e vermiş, İspanya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük savunmacılardan biri. Yani Galatasaray değil, Beşiktaş'a da gelse, Fenerbahçe'ye de gitse inanılmaz hava katacak, heyecan verecek, insanları tribüne çekecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani yaşı evet, yaşı var ama o tip oyuncularda yaş çok önemli değildir. Bunlar çok iyi profesyoneller. Bu profesyonel olduklarını zaten görüyoruz ki bu yaşa kadar sorunsuz oynamışlar. Geçen sezon 44 maçı var. Düşün yani. 44 maça çıkmış bir oyuncu. Niye Galatasaray'da fazlasını yapar diye düşünüyorum. Tabii işin idari olay, maddiyat artı oyuncuyu buraya gelmeye ikna etmek. Ama dediğin gibi Taner, yani şu an Avrupa'da gidebileceği çok bir yer yokmuş gibi geliyor. O yüzden de Galatasaray bence iyi bir tercih olur. Yani diğer takımlara, diğer büyükler de girse, istese onlar için de bence iyi bir tercih olur. Peki şimdi Süper Lig'de heyecan başlıyor. Artık bu akşam itibariyle 2023-2024 sezonuna birlikte başlıyoruz. Hepimize, Türk futbolunun tüm paydaşlarına hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Program ekrana geldi. Bugün saat 21'de Trabzonspor Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Yarın 19-15'te iki maç var. Kasımpaşa Ankara Gücü'yle, Timosan Konyaspor İstanbulspor'la mücadele edecek. 21-45'te Bendikspor Atakaş Hatayspor'la, Mondihom Kayserispor Galatasaray'la karşılaşacak. Pazar günü 19-15'te MS Yapı Sivasspor Yılport Samsunspor'la, 21-45'te oynanacak maçlarda Yukatel Adana Demirspor Çaykur Rizespor'la, Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Pazartesi günü Korendon Alanyaspor, Rams Başakşehir, Favakars Fatih Karagümrük Beşiktaş mücadeleleriyle birlikte Süper Lig'de ilk haftayı geride bırakmış
olacağız. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de bir açıklama yayınladı. Bu açıklamanın bir kısmında özellikle hepimizin temennisi olan bölümü bir dile getirelim istiyorum. Yeni sezonda küfürsüz, kötü tezahüratların olmadığı ve şiddet olaylarının yaşanmadığı bir futbol atmosferi yaratabilmek için özel bir önem verdiğimiz konulardan biri olacak diyor Mehmet Büyükekşi açıklamasında. Huzur ve coşku içinde maç izlemek isteyen tüm futbol severlerinin yanında olacağız. Bizim kültürümüzde büyüklerin, çocukların, kadınların yanında küfür edilmez. Kültürümüzün kalıcı değerlerinden birine, yani saygıya büyük önem vereceğiz. Bu yüzden yeni sezonda küfür etme ettirme diyeceğiz. Tüm futbol severleri bu konuda çok yakında lanse edeceğimiz bir farkındalık kampanyasına sahip çıkmaya ve destek vermeye davet ediyorum demiş Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi. Bu hepimizin ortak temennisi, uzun da bir açıklama. Yine gün içinde Aspor ekranlarında sizinle buluşturacağız ama bu uzun açıklamanın bu bölümünü özellikle dile getirmek istedim. Hepimizin ortak temennisi olduğu kesinlikle için hayırlı olsun yeni sezon. Hayırlı olsun inşallah. Hakemleri çok az konuştuğumuz, sakatlıkların hiç olmadığı güzel bir sezonudur. Ve futbolun seyir zevkinin aynı bugün Avrupa maçlarında olduğu şekilde sezona da yansıdığı bir haftalar görürüz. Küfürün olmadığı, hakaretin olmadığı, insanların çocuklarını götürürken tribünlere, eşlerini götürürken endişe duymadığı ortamlar olur. Çünkü ben mesela bugün oğlumu tribünlere götüremiyorum. Yani bir voleybol maçına götürüyorum, bir basketbol maçına götürüyorum ama bir spor adamı olarak oğlumu tribünlere götüremiyorum. Neden götüremiyorum? Çünkü 5,5 yaşındaki oğlum için iyi örneklerin olmadığını farkındayım tribünlerdeki söylemlerin. Maç içerisinde 90 dakikada anlık 1 dakikalık bir söylem o çocuğun hayatında belki uzun süre unutamayacağı bir ana bir denk çocuklar gelebilir. Çocuklar artık duydukları her kelimeyi hemen kaptıkları evet, için. Zamanı çocukları zaten bir hale. Evet, o yüzden ben bir spor adamı olarak oğlumu bile tribünlere götüremiyorsam burada bir temizlik gerekiyor. Ve bu temizlik zihinsel temizlik. Ne yazık ki insanlarımız küfretmeyi stres atmak yolu olarak biliyorlar. Onlar stres atacağım derken çoluk çocuk, eş, dost kimse tribünlere gidemiyor. O yüzden stres atmanın yeri tribünler değildir. Futbol maçları hiç değildir. Stres atmak stres isteyenler... Stres atmanın yolu küfür değildir. Yani değildir. Belki evet, maça evet, gitmek küfür olabilir değildir ama maça, evet, maça gidin. Tezahürat evet, maça gidin evet orada maç sizin statüsünüzü alabilir ama gidip küfür atarak, küfür ederek stresten kurtulamazsınız. Ne yazık ki böyle bir... Bunu kültür olarak da değerlendirmek istemiyorum ama böyle bir cahiliye durumu var ülkemizin bazı kesim taraftarlarında. Küfretmenin stres atmak olduğunu düşünen bir kesim tertemiz var. Tertemiz bir sezon olsun. İnşallah temennimiz, beklentimiz, güzel dileklerimiz bu yönde. Bugün artık başlayacak olan Süper Lig'de kaos ortamının olmadığı, biraz transfer döneminde şimdi sosyal medyadaki yorumları da görüyorum. Transfer dönemi bu kadar kaos içinde geçtiyse sezonu düşünemiyorum diyen yani, taraftarlar da var. Orası da tabii var ki olmaması en büyük temennimiz. Doğru zaten. Yani inşallah. Şimdi atışmalar olur. Güzel atışmalar olsun. Kulüpler birbirlerine böyle esprili şekilde yaklaşsın. İşte onu aldın, bunu aldın. Güzel saygı çerçevesinde olabilir. Hiç kimsenin buna bir itirazı yok. Ama işte küfürün ve daha da bir üstü şiddetin olduğu ortamlara artık dur dememiz lazım. Şimdi federasyon başkanı güzel bir açıklama yayınlamış. Doğru. Biz de katılıyoruz. Hepimiz katılıyoruz. Kimse küfür olsun istemiyor. Ama kulüpler de küfürün yanı sıra hakkaniyetli bir TFF ve hakkaniyetli bir Merkez Hakem Kurulu bekliyor. Onu da söyleyelim. Şimdi bu açıklamaya herkesin katılacağını düşünüyorum. Kimse küfür olsun istemez tribünlerde. Bütün kulüpler katılacaktır. Ama bunu söylerken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da artık daha adil, daha düzeyli, hataların olmadığı bir yönetim şekli de bekliyor insanlar. Onu da söyleyelim. Keza aynı şey Merkez Hakem Kurulu için. Devamlı Merkez Hakem Kurulu'nun değiştiği, devamlı bazı yönetimlerin değiştiği, bir istikrarın olmadığı yerde çok da başarı da gelemeyecektir. O yüzden artık Türkiye Futbol Federasyonu'nun da bir istikrara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle Merkez Hakem Kurulu'na. Yani her sözünü bırakın, sezon içinde değişiklikler oluyor. Bu olmaması lazım. Bakın herkes sahip çıksın Merkez Hakem Kurulu'na ama Merkez Hakem Kurulu da
insanları, kulüpleri zor duruma düşürecek hamlelerde bulunmasın. Herkes adil olsun. Kimsenin hakkı yenmesi, hiçbir kulübün. Yani burada kulüp ismi önemli değil. Adil, adil, adalet, adalet, adalet. Başka yolu yok. Futbolumuzun gelişmesini istiyorsak adalet olmadan hiçbir şey olmaz. Yani marka değerinden hep bahsediyoruz. Marka değeri diyorsun, şampiyon olacak takım 40 milyon TL mi ne alacak yani, değil mi yeni sezonda? Yani marka değeri bahsetmek de olmaz. Marka değerini hep birlikte yüceltmek durumundayız. O zaman haftanın açılış maçına dair şöyle bir yorumunuzu alayım. Sonrasında hemen en hazır takım olarak kimi gördüğünüzü de soracağım. Trabzonspor Antalya Spor maçıyla perdeyi açıyor. Yeni hocasıyla birlikte, yeni yönetimiyle, transferlerde talihsizlikler yaşasa da Trabzonspor için yaz dönemi, kamp dönemi sıkıntılı geçti. Çok talihsiz sakatlıklar yaşandı. Dileriz sakatlanan futbolcular tahmin edilenden çok daha önce yeşil sahaya ait oldukları yere geri dönerler. İnşallah. Ama Trabzonspor da sıkı bir çalışma dönemi geçirdi. Yani geçirdi. Hazırlık maçlarında da bunu bize gösterdi. AYK maçı sakatlıklar vesaire derken biraz sancılı geçti. Ve bu sakat oyuncuların da, yani sakatlık yaşayan oyuncuların da hakikaten de hatır sayılır ve bu takım içerisinde oyunun dengesini değiştirebilecek oyuncular olması da biraz sanırım hocanın da planlamasını alt üst etmiş olabilir. Karşılaşmayı şöyle yorumlayamıyorum. Antalya Spor'u yeterince analiz edebileceğimiz bir karşılaşma yok önümüzde. O yüzden de Trabzonspor tarafından sadece oyunu yorumlamak da çok mümkün değil. Trabzonspor'un gücüne karşın Antalya Spor ne verebilecek? Bunu şu anda tartamıyoruz. Çünkü kamp dönemlerini ya da hazırlık maçı tempolarını izleyebileceğimiz bir kaynağımız şu an için olmadı. O yüzden bu hafta benim için bir kapalı kutu haftası. Eminim Trabzonspor için de öyle, Antalya Spor'u analiz etme konusunda. Ama yapılan transferler, iki tarafın da yaptığı transferler, elden çıkarttığı oyunculara baktığımız zaman biraz geçtiğimiz sezondan farklı oyunlar ortaya koyacaklarını düşünüyorum. Doğru. Kartal Yiğit. Ben de öyle. Yani Trabzonspor'u izleme olanağı bulduk en kötü iki kere, üç kere neyse. Bir bilgimiz var ama Antalya Spor, evet, o kadar böyle bir detaylı bir düşüncemiz yok. Ha şu var, ligin ilk başları her zaman her takım için sıkıntılı geçmiştir. Trabzonspor favori gözükse de bu akşam öyle çok kolay olmayacağını düşünüyorum ben. Antalya Spor zaman zaman büyüklere karşı sıkıntı çıkartan bir rakip. Geçtiğimiz seneye göre konuşuyorum. Geçtiğimiz senede o tehlike çemberinin içindeydiler sürekli. Oradan kurtuldular. Trabzonspor yeni bir teknik adam, yeni bir yapılanma içerisinde. Ama sakatlıklar oluştu. Onu da söylemekte yarar var. Önemli oyuncuları yok. Orsic. Savunmada problemleri var. Yani bir dengeli maç sanki bizi bekliyor bu akşam. Öyle görünüyor bana. Yani ortada geçecekmiş gibi geliyor. Ama Trabzon kim favori derseniz tabii ki ilk maç, yeni hoca, seyirci yine Trabzonspor favori derim ben. Peki 2023-2024 sezonu başlıyor. Bazı takımların performansını çok belki bilemedik ama evet, şunu sormak istiyorum. Özellikle şampiyonluk yarışı içerisinde olmasını beklediğimiz takımlar arasında en hazır gördüğün takım Taner? Adana Demirspor. Yani öyle söyleyebilirim. Yani gerçekten de hakikaten iyi oynuyorlar. Evet, iyi oynadıkları oynuyor. Oyun çok iyi ve bu sezonda ilk 5 içerisinde olacaklar gibi gözüküyor. Bu şampiyonlukla taçlanır taçlanmaz bilmiyorum ama gidilmesinden hep böyle endişe duyulan bir deplasman olacak, olacak gibi gözüküyor. Olacak. Kartal Yiğit, sizin en hazır gördüğünüz takım? Valla ben Beşiktaş'ı, Adana Demirspor bence kesin birinci sırada, onu söyleyebilirim futbol olarak da. Onun dışında ben Beşiktaş'ı hazır görüyorum. Her ne kadar eksiklikleri olmasına rağmen. Yani oynadığı futbol. Mesela Galatasaray hücum anlamında İyi bir performans gösteriyor ama savunmada aynı şekilde değil. Fenerbahçe zaman zaman ortada sorun yaşadı bu maçlarda. Yani Beşiktaş'ta Adana Demirspor şu an en hazır iki takım gibi gözüküyor bana. Benim de uyum Adana Demirspor'dan yana en şu ana kadar izlediğimiz en hazır takım olarak. Hayırlı bir sezon olmasını temenni ediyoruz efendim. Taner Karaman çok teşekkür ediyoruz. Kartal Yiğit çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınız için. Sizlere de teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadığınız için. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.